Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli televizyon görüşler. Haftalık muhim haberler programımızı görüşmelerini kızgın karşılayalımız. Ben Abdullah Yalqın. Programımızda bu hafta işçide bulup ötken Şarkı Türkistan ve Dünya Kün Tertibi'yle alakadar en muhim haberlerini huzuruna sunumuz. Kıynamsı dıktanlar ekranımızı bulsun. Amerika Xitay'a berilgen 10 yıllık vize imtiyazı'a hatimi vermekçi. Marco Rubio ve Tom Cotton Katarlıq Nüpuzluq Kengash Palata azaları Xitay puhralarına berilgen 10 yıllık vize imtiyazı'a hatimi beriş, hem de Xitay'nın Uyghur, Tibet ve başka milletlerge sistemilik zulüm kılışını ahırlaştırış üçün vize bihaterlik kanun dep atıldığan bir kanun layısını tonuşturdu. Mezkur kanun layısını birlikte tonuşturucular arası diyenler Rick Scott, Marsha Blackburn ve Ted Cruz Katarlıq Palata azaları mı var? Tom Cotton bu vaqtdagi bayonotida 2014 yildan boshlab Xitoy kompartiyasi 10 yillik savdo va sayohat vizasi olish imkoniga erishdi. Bu Xitoy fuqarolarining Amerikaga xohlagancha kirib chiqishiga yo'l ochdi. Bu viza tarqitishda Amerika Xitoy kompartiyasi uning jasusliq organlari va uning bilan ochiq ashkori hamkorlashganlarni qarshi oldi. 2014 yildagi bu qaror noto'g'ri bo'ldi. Endi bu xatolikni tuzatadigan payt keldi deyishdi. Qonun loyihasi yana Xitoyning Amerikaga qaratgan iqtisodiy va sanoat jasusliq harakatini to'xtatish Onun Tayvan'a bolgan ig'vogarchilik ve mecburlaş hareketini ahırlaştırış, Hong Kong'a karatkan devlet bihaterlik kanununu emelden kaldırış katarlık maddeler yer alğan. Bu hafta toxtalğan Rick Scott, biz komünist Xitay'nın dünyaya hükümranlık kılış üçün Amerika'nın teknikisi ve bilim mülük hukukunu uğurlaştın toxtap kalmaydıqanlıqını bilimiz. Komünist Xitay'a itibar vesisi berişinin hiç kandaq sebebi yok dedi. Marsha Blackburn, Xitay Kompartisi kişilik hukuk ve dini erkenlikki sistemelik dâxil darız kılışını ahırlaştırmağıca Xitay puhralarına 10 yıllık köp kütüm kirip çıkış vesisi belişke bolmaydıqanlıqını etdi. Kengash Palata azası Ted Cruz, Xitay'nın Amerika'a en çok coğrafiyelik siyasi tehdit elip geldiqanlıqını, onun tətür təşviqat bilen şoğulunup, Amerikalıqlarının Xitay haqqıdaki kararışlarını kontrol kılışkı urundıqanlıqını etdi. Kanun layısı diyene Xitay puhralarının Amerika'a hizmet vesisi bilen kirişigi mu, münasip çekilimi kuyuş teklifi oturuğu koyulgan. BBC Xitay'nın irqi qırğınçılıq cinayetini yeni bir qıtım ispatlap çıxdı. Almi tiz xəbərləri doğrunun 3. martdakı xəbərdə bildirilişçə, Angliya radio şirkəti BBC Xitay'nın uyğurlarga icra qılıbatqan siyasətini təkşürüş arqılıq Xitay'nın icraatları irqi qırğınçılıq qılmışı dairəsigə kiridiganlıqını ispatlagan. Təkşürüşdə aşkarlanğan muhim hüccətlərnin birində uyğurlarni Xitay ölkələrinə məcburi yötkəz siyasətinin uyğur nüfusunun azayışını keltirib çıxaradığanlığı görsətilgan. Xitay aşkarlığan dokulatlarga asasən Xitay ichidagi zavodlarni ziyorat qilish asosida g'arbning xalqaroliq markalarining Xitayning irqiy qirg'inchilik bilan bo'lgan munosabatini tekshirgan BBC ning bayqishicha Sharq Turkistonda ta'sis qilingan qayta tarbiyalash lagerlarini hisobga olmaganda Xitay siyosatining majburlash va yerlik millatlarning turmush usuli va tafakkurini o'zgartirish orqali assimilyatsiya qilish xavfi yuqori ekan. Bildirilishicha talashtirish qo'zg'algan siyosatlarning biri Xitayning Uyg'ur nufusini boshqa o'lka va shaharlarga majburiy yotkiganligi bo'lib, BBC 2017 yil Xitay taratqulari tarqatgan bir sinni qo'lga tushirgan. Sinda Xitay amaldorlarining Sharq Turkistonning janubidagi bir kichik yezidagi Uyg'urlarni 4000 km yiroqlikdagi Anhui o'lkasiga yotkash uchun bekat qurganligi ko'rsatilgan. 2 gün içinde mezkur yezide hiç kim Anhui'ye berişini halimigan. Ahire yezi emeldarları öyme öy kirip 19 yaşlık bir kızını yurtudun ayırılıp Xitay ölkisi de işleşke kail kılışkı tırışkan. Gerçi o nurgun qetim ret kılgan bosumu ama ahire besim astıda yığılap durup eğer başkalar barsa men mu baray digen. Sheffield Hallam Üniversitesi'nin kişilik hukuk meselesi ve zamanevi kulluk kesbi tetkikatı bilen şuğullandıgan profesori Laura Murphy, Xitay daim Uyghurlarını başka yurtku sürgün kılış meselesi de öz ihtiyarlığı bilen katnışılığalıqını devamlıq sözleydi. Ama bu sin eniqli karşılık kılışkı bolmaydıgan mecburla sistemisi işkallikini körüstüp berdi. Bu sin yana Xitay'nın ahirki muddaasını ekse durdu. O bolsa Xitay atalmış namratlıktan kutuldurış namıda Uyghurlarının turmuşunu pütülleri özgertip, ailelerini parçalaşkı başlayalıqını, nüfusunu tarqaqlaştırış, til, medeniyet ve aile kurulmasını bitkitkili vatqalıqını körüstüdü degen. Ondan başka BBC yana Xitay dairleri aldınkı 13. ayda tordu Xitay yukur dergilik emeldarlarının paydalanışı üçün tarqatkan bir parça dokulatını baykıgan. Dokulatni Nankai Üniversitesi Xitay İqtisadi Baylıq Tədqiqat Orninin tədqiqatçıları yazgan. Xitayning Amerika bilen bolgan münasibeti 21. əsirdeki en çok geopolitikilik imtihan. Amerika Taşqı İşlar Ministeri Antony Blinken Taşqı İşlar Ministerliği kılgan sözü de Amerika Prezidenti Joe Biden hükümetinin taşqı siyasette aldın əhmiyet berdiğan noktalarını ilan kıldı.
Bularının içinde birincisinin Xitay virüsüne karıştırış ve dünya sahaya bihaterliki işkerlikini bildirip, yarışarı iktisadının turgunluğunu eksige özgertişinin, demokratiyanı kayıtıdın küçeytişinin muhim işlerinin biri işkerlikini eskerdi. O, bütkül dünyada demokratiyanı ilgiri sürdüğallıkını bildirip, demokratiyanı çıkımı yukarı herbi arlaşış, ya ki diktatör tüzümlerinin zorluk güç bilen ağıdırış hareketleri bilen oluğlaşkı tırışmayımız. Burun bu taktiklerden paydalandık. Bırak niyet yakşı bolgan bilen muvaffakiyetlik bulmadı. Demokratiyanı oluğlaşka naçar mene koştu. Bular Amerika halkı gibi olgan işençini ziyanğı uçuratdı. Biz işlerini okşamağın usulde kılımız dedi. Prezident Biden'ın herbi güç ornağa diplomatiyaya ehmiyet berdiğallıkını eskertken Blinken, Amerika'nın uruşlardan iğir sabak algallıkını ve Amerika halkının uzun devamlaşkan herbi arlaşışlardan hargallıkını bildirdi. O bulup mu Afganistan ve Otur Şarık'taki herbi arlaşışlardan kin, uzun müddetlik tinişlik perpa kılışta herbi güçünün çeklik rol oynaydıgallıkını körgeliklerini bildirip, gelecekte herbi güç işletişki mecbur kalgan vaxtımızda maksat ve vazifelerimiz uçuk, hem de kolgu çıkıdak ehvalda bolsa, menevi kımmet kararlarımız, kanunlarımız asası da İzgil ve Amerika halkının ruhsatı bilen kılımız. Şunlukla bunu diplomatiya bilen billi kılımız dedi. O Amerika'nın Xitay'a karşı körüşünü mü muhim aldınkı orundu turduğan noktalar qatarıdı sanıdı. O Xitay'nın Amerika bilen bolgan münasibetini 21. əsirdeki en çok geopolitikilik imtihani dep atıdı. O Amerika'nın dünyada Rusya'dan İran'gıça, Birma'dan Efopiya'gıça nurgun hırslarga düş gelgenlikini bildirip, Xitay'nın hırsı hiç kayısıgı okşumaydı o dedi. O Amerika'nın Xitay bilen bolgan münasibetinin zürür tepilganda rekabetleşidiganlıkını, zürür tepilganda hemkarlıkını asas kıldıganlıkını, yani zürür tepilganda düşmenlik buluduganlıkını bayan kılıp mundaq dedi. Xitay muqim ve uçuk halkaralık tüzümge ve dünyanı bizning arzuyumuzga layık kılgan kaidi prinsiplar, menevi kımmetler ve münasibetlerge İktisadi, diplomatiya, herbi ve texniki cahattin çoğun hırs kılalaydıgan birdin-bir devlet. O, kilimat özgürlüşüge taqabıl duruş ve yeniden güllünümatkan texnikilerini terakki kıldırış mı, Amerika taşkı siyasetinin muhim noktası işkerlikini alahaydı təkidledi. Konservatifler İttipaqı yığınıda Xitay temisi en asaslıq oranını ilgiledi. Amerika Konservatifler İttipaqının 2021 yıllık siyasi hareket yığınında Xitay'a taqabıl duruş temisi en asaslıq oranını egallagan. Politico gazetinin haber kılışı 26 fevraldan buyan Florida ştatıda ekilibatkan yığında Xitay Amerika'a buzgunçilik kılıbatıdı. Amerika Saudi Gorohi Xitay'a teslim bolduğu qatarlıq temalarda nutuk sözlengen. Kengash Palata azası Tom Scott cümə günü sözlegen nutqada Xitay'nın öz puhralarını öltürüvatkallıqını tilgi algan ve mündiq degen. Men komünist Xitay'a payda yetküzüp, Amerika işçilerine ziyan saldıgan, yanımı köp naçar Saudi kilişimlerine yol koymaymen. Xitay virusi hakkıda hakikatini aşkarlıgallıqı üçünla, Xitay öz puhralarını türmege taşıldı ve öldürdü. Xaberge qarğanda bu işten haberdar bir kişi bu yıl Orlando'da ötküzüldüğün mezkur yığınını pilalaş çarayağında, teşkilügüçlerinin Xitay hakkıda 10-ci grupı yumulak üstel muhakemesi oranlaştırışını plan kılgallıqını etkan. 28 fevralgacha devam kılgan mezkur yığında yana Xitay'nın Xubey ülkesinin tarqalgan Xitay virusi temisi mi Xitay'a münasibetlik münazirlerde oturgu koyuldu. Amerika Xitay'a karşı müdafiye sistemisini ilgarlaştırmakçı. Amerika ve Kanada dairleri Xitay ve Rusya'ya taqabıl duruş üçün Şimali Kutup'taki başkurulduğun bomba közcü sistemisini ilgarlaştırışı tutundu. Wall Street Journal'ın haber kılışı, Prezident Biden seyşembe günü Kanada Başministeri Justin Trudeau bilen uçuraşkanda, Kanada'nın müdafiye sarfiyatını köpeytip, Şimali Amerika Avasiya Komandanlık Ştabını ilgarlaştırışını talep kılgan. Məlum bilişçe, mezkur ştab, Amerika ve Kanada armiyesi soğuk münasibetler urişi devrede, sabık Sovet İttifakı karşı turuş üçün paydalanan stratejilik merkezlerinin biri iken. O, Süni Emra, radar ve hava armiye bağısının terkip tapkan bolup, Amerika'nın herbi ittifaktaşlarına şimaldan kildiğen hücumlardan aldın signal veriş üçün lahilengen iken. Bu sisteme aynı vakitki intayın zamanevi sistem olsun mu, ama onun nöbette Rusya ve Xitay payda kıldığan herbi hırslarına takabül duruşka kurbi yetmeydiken. Wall Street Journal'da nakıl kılışça, Prezident Biden seyşembe gündeki yığındayken mezkur komandalık merkezine uçuk aşka artılığı alıgan ve hükümetlerinin her iki taraf kontrollüğündeki mezkur müdafiye sistemisini zamanevileştirişki koşuluk alıgını bildirgen. Onundan başka mezkur tema cümle günü Amerika Taşkı İşler Ministeri Antony Blinken bilen Kanada'nın yukur derecelik emeldarları arasında ötküzüldüğün uçuruşunun kün tertipike kirgüzülgen. Avustralya razvedka ayroplani Xitay'nın hava müdafiye paraklandırış rayonuna kirdi.
Fransiya xalqaro radiosining xabarida bildirilishicha, Avstraliya havo armiyasining razvedka aeroplani Xitoyning havo mudofaa farqlandirish rayoniga kirib, Xitoyni g'azablantirdi. Xabarda qayd qilinishicha, 2 mart atigan Avstraliya havo armiyasining P8A tipli razvedka aeroplani Yaponiyaning Okinawadagi Kadena bazasidan uchib, Sharqiy Xitoy dengiz havo mudofaa farqlandirish rayoniga kirgan. Koreya taratqulari Xitoyning bu sababdan qattiq norozilik bildirganligini oshkorlagan bo'lsa-mu, ammo Xitoyning inkas orqali qanday o'ch oladiganligi haqidagi tafsilotlar tilga olinmagan. Xitoy taratqularining xabariga qaraganda, Avstraliya havo armiyasining razvedka aeroplani Sharqiy Xitoy dengiz havo mudofaa farqlandirish rayoniga kirgan. Avstraliya Amerikaning Xitoyni cheklash uchun ko'p taraflik bexatarlik mexanizmi a'zolarining biri ekan. Bildirilishicha P8A dengiz charlash aeroplani yuqori iqtidorlik radar hisoblangan razvedka aeroplani bo'lib, suv osti paroxodini iz qo'g'lash qatorliq vazifalarni o'rindash uchun ishlatilgan. Amerika charlash aeroplanlari doim Xitoy davlat mudofaa havo farqlandirish rayoniga kirib chiqadi ekan. Ammo Avstraliya havo armiyasi aeroplanining bu xil harakati nihoyatda oz uchraydi ekan. Ma'lum bo'lishicha, Avstraliyaning 60 mingdan ortiq askari bor. Ammo Xitoy kuchining kengayishiga taqobil turish uchun 10 yil ichida jang unumini kuchaytirish uchun 223 trillion won mudofaa mablag'i selishni planlagan. Avstraliya bosh ministri Morrison bu haqda to'xtalib, Avstraliya 2-chi dunyo urushidan buyon ko'rilib boqmagan rayon xarakterlik raqobatga duch kelyapti degan. İyi partiyasi Uyg'urlar uchun harakatga o'tdi. İyi partiyasi Turkiya Buyuk Millet Majlisida Sharq Turkistondagi Uyg'urlar uchun taklif berdi. İyi partiyasining Turkiya Buyuk Millet Majlisidagi grup raisi Ismoil Tatlıoğlu ve partiyaning muavin raisi Lütfi Türkkan ve İzmir Millet Vekili Musavat Dervişoğlu imzalagan taklifda Sharq Turkistonda yuz berayotgan zulmning o'rtaq bir qaror bilan irqiy qirg'inchilik deb qabul qilinib, Turkiya Buyuk Millet Majlisi orqali xalqaro jamiyatga e'lon qilinish talabi deb yozilgan. Taklifda yana Sharq Turkistondagi yurtdosh va dindoshlarimizning yashiganlari haqida dunyo jamoatidan davlat, hukumat va parlamentlar shaklida orqa-orqadan sado kelayotgan paytda Turkiya Buyuk Millet Majlisining sukutda turishi aslo qabul qilinmaydi deyildi. Bu vaqtda tunugun grup yig'inda so'z qilgan İyi partiyasining raisi Meral Akşener xonimmi Turkiya Buyuk Millet Majlisining Xitoyning Sharq Turkistonda elib berayotgan jinoyatlarini irqiy qirg'inchilik deb tunishi kerakligini bildirib so'z qilgan edi. Antony Blinken Amerikaning muhim tashqi siyosat planini bayon qildi. 3 mart kuni Amerika tashqi ishlar ministri Antony Blinken video nutq so'zlab Joe Biden hukumatining muhim tashqi siyosatini bayon qildi. Bu Amerika'da yeni hükümet iş başlagandan buyan Antony Blinken'ning tunji qitim Amerika'nın tashqi siyosatini jamoatga to'liq e'lon qilishi hisoblandi. U so'zda Biden hukumatining diplomatiya prinsipi ustida to'xtalib, biz ish qilgan vaqtimizda vaqtliq masalalarga esilib olmay, ustunligimizni uzun muddat saqlab qilish uchun masalalarni tub yildizdan hal qilishimiz kerak. Prezident Bidenning so'zi bo'yicha aytganda, Amerika'nın o'rnini qayta tiklashimiz kerak dedi. Antony Blinken Xitoy bilan bo'lgan munosabatni hal qilish plani ustida to'xtalganda bunday dedi. 21-ci asırda biz duş keledigan en çok geosiyasi sınaq Xitay bilen bolduğun münasifetimizdir. Xitayning tehdidi bularının hiç kaysığı oxşumaydı. Xitay özünün iqtisad, diplomatiya, hərbi ve texniki cahatdiki küçü bilen muqim ve ekivetilgen xalqara sistemiga dünyada biz ümit kılgan qaidi tertib, qimmet qaraş, xalqara münasifetlerge iğir tehdit selivatıdı digerlerini bildirdi. O sözünün davamında bunun için dostlarımız, ittifaqdaşlarımız bilen hemkarlaşımız. Onlarını çetki kalkmayımız. Eğer biz birleşsek, Xitay onunla herkes sel karayalmaydı. Bunun için Amerika diplomatiyada aktif buluşu ve halkara teşkilatlarına katınışı gerek. Eğer biz bu cahette bir kadem çekinsek, Xitay bir kadem aldığı mağdı. Biz yana Şarkı Türkistan'daki kişilik hukuk ve Hong Kong'daki demokratiya depsende kılınmatkan bu küllerde öz kımmet karışımızı teximi için koğduşumuz gerek. Eğer biz bunda kılmasak, Xitay teximi haddidin aşıdığı digerlerini bildirdi. Antony Blinken yana 3 mart günü Amerika Ammevi Radyosu'nun ziyaretini kabul kılganda Uyghurlar meselesi hakkıda toxtaldı. O muhbirinin Amerika Xitayının Uyghurlarga elip bargan cinayetini irqi qırğınçılıq dedi. Eğer şundaq bolsa, Amerika Xitay inkar kılıvatkan bu cinayetke qandaq ceza tedbiri kollundu degen sualıga cevap verip mundaq dedi. Uyghurlar meselesige oxşaş konkret meselelerge kelsek, bunun da biz kılalaydıgan nurgun işler ve dikkat kılıdıgan noktalar var. Biz Xitayga yoki başka devletlerge eksport kıldıgan mahsulat ve texnikalarının Xitaydaki yerlik milletlerini bastırışka işiltilmestikege kapalatlı kılışımız lazım. Şundaqla Sharqiy Turkistondan çıkan mahsulatlarını öz içige algan Xitay mahsulatları mecburi emgek bilen ketişlik bulup kalsa, onlarını setib almasıqımız kerek.
başka devletlerine muşunda kılışkı çağırışımız gerek. Elbette biz bütün dünyanın bugün Xitay'da 101 vatkan işlerine karşı birdek avaz çıkarışını kolu keltirişimiz gerek. Analizçilerinin bildirişçe Amerika Taşkı İşler Ministeri Antony Blinken'nin Xitay'a münasifetlik bu bayanları Biden hükümetinin taşkı siyasetini cümleden Xitay bilen bulduğun münasifetlerinin asasi yönelişini hem de Uyghurlar meselesi de Xitay'a karıtıdığın nöbetteki siyaseti ve başka devletler bilen hemkarlaşış iradesini görüstüp yürüdükken. Mustafa Dastigi Tayvan vekili bilen körüştü. 4. Mart günü Büyük Birlik Partisi reisi Mustafa Dastigi Efendi partisinin merkezinde Tayvan'ın Türkiye temsilcisi Jing Taishan'ı kabul kılıp, Türkiye-Tayvan münasifetleri ve Xitay Komünist rejiminin başta Şarkı Türkistan'daki Uyghurlara karşı elip beribatkan cinayetleri ve rayon devletleri ve halıklarına kılıbatkan zulüm ve bastırışları hakkında söhbeti buldu. İki tarafının söhbeti de iki rehberinin oturduğu şire üstündeki Türkiye bayrağı bilen Şarkı Türkistan'ın ayyotuzluk kök bayrağının mı buluşu alahide dikkat kozgıdı. Dastigi tehi bir gün ilgiri muhbirlarga bayanat elan kılganda Xitay'ın nüfusu, askeri bizden köp, iqtisadi bizden küçülük, koralları bizden köp ve bizge bek yirak dep, irqdaşlarımız ve dindaşlarımız bolgan Uyghurlarga kılınıvatkan zulümga, irqi qırgınçılıkı sükut kılamdık. Elbette yok. Hemmeylen sükut kılsımı biz sükut kılmaymız. Biz nemişki korku dekimiz. Qarabaqaylı Tayvan'dan ibaret Xitay'ın burnunun tüvüdü bolgan bir aral bar. Nüfusu kançılık 23 milyon. Xitay'ın nüfusu 1,5 milyard. Ama Tayvan uruş kılıvatıdı. Xitay'a karşı korallanıvatıdı. Xitay 1,5 milyard emez 10 milyard bolsumu sükut tuturmayımız. Şarkı Türkistan bizge 5000 kilometre emez 15000 kilometre yirahtı bolsumu sükut kılmayımız. Hacan gıçı digende ta ki Şarkı Türkistan'daki işgal ahırlaşkışa digerlerini bildirgen idi. Katıldığım bir televizyon programında konu Çin'in Doğu Türkistan'da yaşayan Uygur Türk'ü soydaşlarımıza, dindaşlarımıza yaptığı zulme gelince orada aynen şu kelimeleri kullandım. Dedim ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti büyük bir devlettir. Ve dolayısıyla da Türkiye Cumhuriyeti Devleti Çin'in Doğu Türkistan'da yaşayan Uygur Türklerine karşı yaptığı mezalimi görmezden gelemez. Buna gözünü ve kulağını kapatamaz. Biz hiç kapatamayız. Herkes sussa biz susmayız. Bunun üzerine oradan birisi dedi ki Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde peki ne yapacağız? Çin'e savaş mı açacağız? Dedim gerekirse açılır. Gerekirse Türkiye Cumhuriyeti Devleti dünyanın neresinde olursa olsun, kendisine mesafesi ne kadar uzaklıkta olursa olsun savaş açabilir. Ekonomik ilişkilerini dondurmak da bir savaştır. İkili ilişkilerini, siyasi ilişkilerini dondurmak da bir savaştır. Yaptırım kararları almak da bir savaştır. Savaş ilan edersin, illa ordunu göndermen gerekmiyor. Gerekirse de gönderirsin ama gerekmiyor. Ne yaparsın? Bütün o savaş kurallarını uygularsın. Ne zamana kadar? Çin, Doğu Türkistan'daki zulmü, işgali bitirene kadar. Biz neden korkalım ki? Ya Tayvan diye bir ada var biliyorsunuz. Çin'in hemen burnunun dibinde. Peki nüfusu ne kadar? 23 milyon. Çin Halk Cumhuriyeti'nin nüfusuna kadar 1,5 milyon. Ama savaş açıyor ve Çin Halk Cumhuriyeti'ne karşı silahlanıyor. Aynı şeyi Kuzey Kore yapmıyor mu? Yani biz nüfusumuz Çin'den az diye, efendim işte Çin'e mesafemiz uzak diye, biz Çin'e boyun mu eğeceğiz? Çin'den korkacak mıyız? Çin'in Doğu Türkistan'daki zulmüne sessiz mi kalacağız? Asla kalmayacağız. 1,5 milyar değil 10 milyar da olsalar kalmayacağız. Bize 5000 kilometre değil 15000 kilometre uzakta da olsalar kalmayacağız. Sesimizi yükselteceğiz. Dediğim gibi ne zamana kadar? Ta ki oradaki işgal ve zulüm sona erene. 为什么哥哥的名字你不知道呀? 因为哥哥没给我说他的汉族名字我也不知道可是他维语名字我知道可是他维语名字有点 Uyghur kızının içinişlik sözleri Xitay'ın cinayetini paş kıldı. Xitay tecavüzcilerinin yıllardan bu yan vatanımızda elip beri vatkan türlük cinayetleri ahirki yıllarda ceza lagırları siyaseti bilen kaydedin dünyanın kün tertipine gelmekte. Ve Xitay'ı terep terepten kattık ayıplaşlar ve hatta herhal cezalar icra kılınmakta. Ama Xitay tecavüzcileri şunki vala köp delil ispatlarına pisan kılmazdan yenili özünün cinayetlerini aklaşka bütün gücü bilen tırışmakta. Lekin Xitay yapkan seri onun cinayetleri, bastırış siyasetleri komünistlerinin öz kolu bilen dünyaya taralmakta ve Xitay'ın dünyanın aldaş hilesini bitkit kılmakta. 5. Mart Xitay İctimai Uçur Vastır tarqalgan kıskı sen lagır şahidi Zümret Davud Hanım'nın Facebook hesabıda tarqalgan deyken
alohida diqqat qo'zg'adi va Xitoyning Uyg'urlarni kichikidan boshlab ona tilidan mahrum holatda xitoylashtirishga harakat qilayotganligi Xitoy muallim va kichik Uyg'ur sabiy qizining og'zidan yana bir qatim isbotlandi va Xitoyning hali ham dunyoda bozorga selishga tirishib kelayotgan Uyg'urlar o'z ona tilida ma'rif tarbiyasi ko'ralaydi, til cheklamasi yo'q deb kelayotgan davranglarni bitkit qildi. Mazkur qisqa dialogda Sabira ismli sabi Uyg'ur qizidan Xitoy muallimi "Sen nimishqa akaning ismini bilmaysan?" deb so'raydi. Uyg'ur qiz "Chunki akam menga o'zining xitoycha ismini demagan. Men uning uyg'urcha ismini bilaman. Xitoycha ismini bilmayman. Ham uning uyg'urcha ismi bir xil g'alita" deb javob beradi. Xitoy o'qituvchi undaqda uning ismi nima deb so'raydi. Uyg'ur qiz "Agar men xitoycha desam, menmi so'z deya olmayman?" deb javob berganda Yana bir ari Xitoy o'qituvchi undaqda uyg'urcha ishiltib degan deydi. Uyg'ur qiz bo'lsa, undaqda sizlar meni tillasanglar qanday qilaman? Men sarangmi deb javob beradi. Xitoy o'qituvchi bo'lsa, qandaqsiga undaq bo'lgudak, muallim sendan so'rayotgan tursa, muallim hozir talab qilyotdi. Senga so'zlashga ruxsat beryotdi. Shunglashqa seni tillamaydi. Chunki yaslida bolalar uyg'urcha so'zlashga bo'lmaydi. Shundoqmi deganda uyg'ur qiz to'g'ri deb javob beradi. O'qituvchi orqadilla hozir o'qituvchi senga ruxsat qilgan ekan, senga boshqa gap qilmaydi. Undaqda degan deb qizni qiziqtirdi. Demak, bu qisqa dialog Xitoyning Uyg'ur farzandlarini kichikidan boshlab qaysi shaklda tarbiyalayotganligini oshkorlab berdi. Tadqiqotlarga ko'ra, navbatda ota-onasidan tortib olingan yoki ota-onasi lagerlarda bo'lganligi sababli bolalar lagerga qamalgan millionlarcha Uyg'ur farzandidan sirt Xitoylar yillardan buyon Sharq Turkistonda yo'l qo'yib kelayotgan boshlang'ichdan tortib yotoqliq o'qitiladigan maktablardami millionlarcha Uyg'ur farzandi butunlay Xitoy tilida tarbiyalanib qolmasdan Xitoy madaniyati kommunizm tushunchasida tarbiyalanib Xitoylashtirilmoqda. 我也不知道，可是他唯一名字我知道。可是他唯一名字有点奇怪。奇怪哦。那他叫什么名字？如果我汉子说的话，我也不知道。那你用维语说一下吧。那你们骂我的话怎么办？我就吃棍子吗？ 怎么能吃棍子？老师是问你的，怎么能吃棍子呀？老师现在是要求，要求让你说，老师不会骂你的，因为你看幼儿园小朋友在幼儿园里面不能说维语，对不对呀？啊，现在老师让你说的时候，那老师是不会说你的，那你说一下吧。我给你们说的话有点丢脸。丢脸吗？那你的名字是汉语名字？ 合在一起的，对不对？嗯，维语名字是不是叫赛比勒？是不是？对，我维语名字赛比勒。赛比勒吗？那汉字名字呢？汉字名字是赛比勒。赛比勒啊。 Amerika bilan Yevropa ittifoqi kuchini Xitoyga markazlashtirishga qo'shildi. Amerika ovozining xabarida bildirilishicha, Amerika bilan Yevropa ittifoqi o'zaro tamojni beji majrosini vaqtincha to'xtatib, kuchini Xitoyga qaratishga qo'shilgan. Xabarda qayd qilinishicha, Yevropa ittifoqi bilan Amerika 5 mart aeroplan to'liqlama zapchastlari keltirib chiqargan necha milliard dollarlik import tamojni beji masalasini hal qilishni 4 oy kechiktirgan. Hamda Dunyo savdo tashkilotidagi 16 yilga suzilgan talash tartishni hal qilishga va'da bergan. Har ikki taraf har qanday hal qilish chorasining chuqur Xitoyga markazlashishi kerakligini o'tirg'i qo'ygan. Ikki taraf bu haqda birlashma bayonot e'lon qilgan bo'lib, bayonotda munolar bildirilgan. 4 oylik vaqtincha to'xtatish Amerikaning Yevropa ittifoqidan import qilgan 7 milliard 500 million dollarlik barliq tamojni beji va Yevropa ittifoqining Amerikadan import qilgan mahsulotlardan elindigan 4 milliard dollarlik barliq tamojni bejini o'z ichiga oldi. Bayonot yana suhbatlashish orqali hal qilishning muhim mazmuni kelgusidagi kasbni qo'llashdagi cheklimlarni shundoqla Xitoyga o'xshash yangi bozor iqtisodiy gavdalariga qonunsiz kirgan davlatlar elib kelgan savdoni burmalash qilmishi va xirisqi taqabil turishni o'z ichiga oldiganligi bildirilgan.
Bildirilishicha juma kuni prezident Biden bilan Yevropa komitetining raisi Von der Leyen o'tirsidagi telefon suhbatida ikki rahbar ularning o'rta qimmat qarishi va dunyodagi eng cho'ng savdo va mablag' silish munosabatini ko'zda tutib, ikki taraf o'tirsidagi boj qo'yish ishini vaqtincha to'xtatishga qo'shilgan. Biden Yevropa ittifoqini qo'llaydiganligini va Amerika Yevropa sheriklik munosabatini asliga keltirish va gullandirish irodasini ta'kidlagan. İki rehber yana Xitay, Rusya, Belarusya, Ukrayna ve Garib Balkan rayonu meselelerde masli şıkı koşulgan. Von der Leyen bu hafta bu kilişim Atlantik Okyanu'nun iki tarafıdaki soğudu ve sanayet üçün nahayeti muhim haber. Şunlıklı kelgüsü birkaç yılda iktisadi hemkarlık üçün intayin aktif signal digen. Kaderli görmelerimiz şunlıklı bu haftalık muhim haberler programımız müşerde ahırlaştı. Hafta oxiridagi demelishlarning ko'ngillik bo'lishiga tilakdoshlik bildirish bilan ertaki kundalik xabarlarimizni ko'rishguncha aman bo'lg'aysizlar. Shunaqa ekran orqasidagi barcha xizmatdoshlarimga ko'pdan-ko'p rahmat aytaman. Assalomu alaykum va rahmatullohi.